Biz şu anda Zeytindağ'ındayız. Arkamızda Kudüs'ün kutsalları var. Kudüs Zahra, Mescid-i Aksa, diğer tarafta Ziyon'da. Talha Bey, buranın 3 din için niçin kutsal olduğunu bizlere anlatacak. Merhaba Talha Bey, çok heyecanlıyız değil mi? Burada olmaktan dolayı. Buyurun. Valla ben de şahane bir stüdyoda konuşuyorduk ya. Bir anda böyle harika bir mekan. Bence bir program yapılacak en güzel yerlerden birindeyiz. Çünkü 3 dinin özelleri burada, kutsalları burada. O dinlere ait peygamberlerin ayak izleri burada. İfade ettiğiniz gibi hemen arkamızdaki tepe Mabet Tepesi. Günümüzden tam 3000 sene önce Davut Aleyhisselam bu şehri fethetmiş. Ve fethettikten sonra Süleyman Mabedi'ni oğlu Hazreti Süleyman'la beraber o gördüğümüz Kubbetü Sahr'ın olduğu yere inşa etmiştir. Hazreti İsa'nın hayatının önemli bir dönemi burada geçmiş. Mesela şu an üzerinde bulunduğumuz Zeytin Dağı'nda mağaralar var. Hazreti İsa havaleyle burada sohbetler etmiş. Karşıda o mabet tepesi üzerindeki milattan önce 30'da yapılan ikinci mabet, Herod Mabedi'nde revakları arasında yanındaki havalileriyle sohbetler etmiş. Ve yakalanmak üzere burada kendisine pusu kurulmuş. Tabii ki Judas'ı yakalamışlar, çarmıha gelmişler. Hazreti İsa şu an bulunduğumuz yerin hemen bir 30-40 metre ilerisindeki bir mekandan göğe yükseliyor. Yani o meşhur biz Müslümanların inandığı göğe yükselme hadisesi burada cereyan ediyor. Artı üçüncüsü Kur'an-ı Kerim'de İsra suresinde bize anlatılan göğe yükselme, Miraç hadisesi burada cereyan ediyor. Peygamberimiz Burak adı verilen bir binitle buraya geliyor. Hemen şu arkamızdaki Mescid-i Aksa binasının arkasında Burak Mescidi var. Burak duvarı. O binitini oraya bağlıyor. Arkamızdaki altın kubbenin olduğu yer, ki altın kubbe o gün yok, oraya geliyor. Peygamberlere namaz kıldırıyor ve o mekandan göğe yükseliyor refrefle ve Miraç hadisesi burada cereyan ediyor. Aslında çok karıştırılan bir meseledir. Mescid-i Aksa neresi, Kubbetü Sahra neresi, Miraç hadisesi hangisinin içerisinde cereyan etti? Aslında burada bir araziden bahsediyoruz değil mi? Emeviler döneminde de, Emevi halifesi Ömer döneminde de buralar artık mabetleştirilmiş. Aynen. Mesela arkamızda kocaman kurşun kubbeli bir yapı var. Orası bugün Mescid-i Aksa dediğimiz Emevilerin yaptığı Cuma camisi. Altın kubbeli, Kubbetü Sahra dediğimiz yapı da yine Emevi dönemine ait kaya kubbesi bir mescit. Bu ikisinin bulunduğu şu dikdörtgen alanı kaplayan, yani ağaçların kapladığı alan ise Peygamberimizin hadislerinde 1'e 500 sevap verilen mukaddes alan. Yani Kur'an'ın Mescid-i Aksa dediği kutsal alan aslında şu arazinin tamamı. Aslında şunu da söylemekte fayda var. Şu an Cuma vaktindeyiz. Dua kapılarının açık olduğu bir vakitte Kudüs'te olmak ayrıca heyecan verici ve insan tüylerini ürpertiyor ve kendini çok şanslı hissediyor insan burada olduğu için. Özellikle bu vakitte. Bilmiyorum duyuyor musunuz? Ses kaydına geliyor mu ama Zeytindağ'a kadar ulaşıyor aslında Mescid-i Aksa'da okunan Kur'an-ı Kerim'in sesi. Biraz sonra da oraya gideceğiz. Oradan da görüntüler paylaşacağız sizlerle.